Dem TV ekranlarında türkülere, ezgilere, ağıtlara gönül veren canlar merhaba. Bir hafta aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuklarımı ben şöyle tanıtayım. Bu kültüre çok emeği geçen Yüksel Yıldız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olasınız, sağ olasınız. Başarılar diliyorum. Yüksel Yıldız, yani bunu benim başıma bu televizyonculuğu sen sardın yani. Ne güzel etmişim abi işte. Valla ben pek memnun değilim de. Ben öncelikle Yüksel Yıldız'a sorsam. Yüksel Yıldız nereden gelmiş, nereye gider, ne yapar, kendisi anlatsın derim. Ben Sivaslıyım. Evet. Merkez Tokuşköy'ündenim. Evet. Herkes gibi çocukluğumuzdan beri saç çalmaya başladık ve bugüne evet. kadar geldik. Bir sürü işte plak dönemlerde plak yaptık. Tabii sizden ki, sonraki tabii, kuşaklardanım ben. Tabii. 80'li yıllara geldiğimizde işte kaset piyasası çıktı. Kaset yapa yapa bugüne geldik ve bir sürü eserlerimiz var. Çok da güzel eserler ürettik. Evet, TRT repertuarında eserlerimiz evet, var. Tabii. Piyasada tabii. çok eserler var. Evet. Bir şeyler yapıp gidiyoruz böyle. Ben bundan sonraki yaşamında size başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum abi. Ve yolun açık olsun diyorum. Dönüyoruz Sercan Direğe. Hoş geldiniz. Eyvallah. Nasılsınız? Sağ olun. Sizleri gördüm, hocamı gördüm. Sercan hocamı benim... Sağlıklardan hocamı gördüm. Çok memnun oldum. Tabii ki. Sercan, sen benim radyo konuğum olmuştun galiba, değil mi? Evet hocam. Evet. Geçen de sizi Kanal D'de seyrettim. İsim vermeye verelim de. Çok etkilendim, çok güzel okudunuz yani. Teşekkür ederim. Sizlerle cümleleri doldurmak güzel bir duygu, sağ olun. Ben aynı soruyu Sercan'a sorsam ne derler? Vallahi Sercan, ben de çok küçük yaşlarımdan beri müzikle büyüdüm. Tabii cem ortamlarından feyz alarak büyüdüm. Evet. O yönden değiş kültürüne kulağım daha fazlasıyla yatkın ama konservatuar yıllarından sonra Anadolu'nun diğer yörelerinin müziklerine de çalışmaya başladım. Sercan sadece halk müziği adında işte bu yola gönül vermiş. Gönül verenlere de sofra seren bir hancı, bir bacı diyelim. Başka bir şey evet. gelmiyor yani aklıma. Daha sonra da yapıtından söz edeceğiz. Ben sizin de yolunuz açık olsun diyorum. Eyvallah, ve dönüyoruz Erdoğan Eskimez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ben aynı soruyu size de soracağım. Evet, klasik cevaplar. Tabii ki. Ben de ortaokul yıllarında başladım bağlama çalmaya. Babamın evet. teşviğiyle. İlk sazımı da babam almıştı. Rahmetli buradan da. Rahmet diliyorum kendisi. Anadolu'da biliyorsunuz çok sıcak bakmazlar bazı yerlerde işte. Evet. Çalgıcım olacağım diye falan böyle. Ama benim babam teşvik etti. Nur için de yazsın. İlk bağlamamı ortaokul yıllarında almıştı. Evet. Kendi kendime öğrendim. Ancak işte İstanbul Devlet Konservatuarı, Türk Müziği Konservatuarı'nı kazanınca işte daha bilinçli çalışmaya başladık. Çok önemli hocalarla çalıştım. Nida Tüfekçi. Evet, evet. Arif Sağ, Yavuz Top gibi hocalarla evet. birlikte olduk. Ben sizin de yolunuz açık olsun teşekkür diyorum. Ediyorum. Daha sonra sohbet edeceğiz de. Ederiz. Yine ben her zaman olduğu gibi bir şiirimle programı açayım. Daha sonra sağ sözü sizlere bırakacağım. Evet, 3 numara fonu verirlerse yıkılasın yalan dünya, ne kalmış sana kalsın. Gelen gidip giden gelmez, kime kalmış sana kalsın. Adem ile İsa'ya mı, Davut ile Musa'ya mı, Nemrut gibi Asiye mi, kime kalmış sana kalsın. Muhammed'e Ali'ye mi, Hacı Bektaş Veli'ye mi, akıllıya deliye mi, kime kalmış sana kalsın. Kavli beladan bu yana Yunus gibi devriş ama ünlü ozan pir sultana, kime kalmış sana kalsın. Dünya boştur, boşa yanma, giden geri gelir sanma,
Mahmut Erdal, umutlanma, kime kalmış sana kalmış. Sağlık abi, çok güzel. Evet, dönüyoruz Yüksel Yıldız'a. Neler diyecek bakalım bizlere. Şimdi biz önce istersen beraber bir... Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yapalım. Yüreğinize nasıl gelmiş? İlk türkümüzü ondan sonrasına bakarız. Tabii ki. Gül menekşe senden almış kokuyu, seninle açarmış da yarim yarim. Benim TRT repertuarım olan bir eserim. Senden almış kokuyu, almış kokuyu. Seninle açarmış dal yârim yârim, dal yârim yârim. Seninle açarmış dal yârim yârim, dal yârim yârim. Baharda ayrılık gurbetin huyu, gurbetin huyu. Yaş ol gözlerinde, dol yârim yârim, dol yârim yârim. Yaş ol gözlerime, dol yârim yârim. Çıkarsın tandırdan sıcak keteli, sıcak keteli. Çıkarsın tandırdan sıcak keteli, sıcak keteli. Yağma olsun köyüm babı peteği, babı peteği. Gelin bana yeter, bal yârim yârim, bal yârim yârim. Gelin bana yeter, bal yârim yârim, bal yârim. Sağlık. Şimdi sağ Yüksel kalemine sağlık sizin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi önceliği bayanlara veririz ama şimdi sen araya gireceksin. Hocam siz Çamşıhlısınız. Evet. Çamşıhlı'dan bir uzun hava. Tabii ki tabii. Uzun hava okuyayım. Peşinde güzel bir şey bağla. Bağlayayım. Tamam. Yine kaynağı Feyzullah Çınar'ın tamam. Olduğu bir uzun hava. Thank you.
Şamşıkla vardım harabamuş. Sordum Çamşıklı'nın yiğidine namuş. Bir güzel kalmamış Divriğe dolmuş. Sanki dersin Divriğ Ankara'muş. Yandım eller yandım 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 yandım. Yandım suna boylum yandım yandım. Gene ben gezdireni gene ben olam. Yandım eller yandım 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 yandım. Ah yandım suna boylum yandım yandım gene ben yandım. Ateşi yanmışa benzer heyecan heyecan. Bir de hasretlik olunca yanmış tutuşmuşa benzer heyecan heyecan. Bir de hasretlik olunca yanmış tutuşmuşa benzer heyecan. Vardan Hüdayi Baba'yı Firdullah'a anmış olduk. Hemen şunu belirteyim. Ben seni radyoya konuk ettiğimle şimdiki çok farklı. Çok yol almışsın yani. Hemen onu söyleyeyim. Eyvallah hocam. Yani ben rüya bilmem. Yani, gerçek bir yani. Eyvallah sağ olun. Müzik böyle bir şey işte. Yıllar tabii, geçtikçe tabii, tabii, pişmeye tabii, devam tabii. ediyorsun. Bir nokta var. O kaynama evet. noktası. O zaman herkese nasip etsin yani. Evet Erdoğan'ın eskimez. Ne diyeceksin? Ben ne diyeyim? Senin girmeden evvel programa bir türkü üzerinde konuştuk. Onu okuyalım. Tabii ki, tabii ki, tabii ki.
böyle dargın dargın bakarsın, dargın bakarsın. Sen beni sözümde durmaz mı sandın?